Dün akşam bir test kayıt yapmıştık. Test ders diyebiliriz. Dolayısıyla kaydımız da test idi. Kaliteli değildi. Ses bozuktu, görüntü bozuktu. Bu akşam öyle bir şey yaşamayacağız diye düşünüyoruz. Bakalım Allah ne gösterecek. Birlikte göreceğiz. Dün akşam ufak tefek sorular almıştık. Sistemle ilgili konuşmuştuk. Dilerseniz direkt derse başlayalım. Sayfayı bir kere anlatayım. Ardından ezberlemiş olan varsa dinleyelim. Yoksa soru da alabiliriz. Fark etmez. Var. Ben. Ne hocam? İyi olur Seyda. Ezberledim. Ha. Semail Maz 7 hocamız ezberlemiş. Çok güzel. Ben sayfayı bir kere bir anlatayım arkadaşlar. Hani belki dün akşam katılmayan bir arkadaş vardır aramızda. Hem kayıt olsun değil mi? Düzgün bir kayıt barındıralım yani. Tamam arkadaşlar, ben sayfayı bir kere baştan şey yapayım, anlatayım. Ardından kimler ezberledi? Buyurun, söz sizde deriz. Dinletmek isteyen dinletir. Hocam yarısını ezberledim ben. Abdülsamet hocam, güzel, yarısını ezberlemekte kesinlikle başarı. Yarın da diğer yarısını ezberlersiniz, olur biter. Tamam, şimdi ben bir kere anlatıyorum sayfayı. Amaç bir ders kaydı, sağlam net bir kayıt barındırmak. Yani katılmayan vardır şu anda değil mi? Yani 24 kişiyi biz doldurduk esasen ama şu an 24 kişi yok mesela. Sağlam bir kayıt olsun diye şu an bir kere anlatıyorum. Bitirdiğimizde sorusu olan varsa alırız. Ezber dinletmek isteyen olursa dinletebilir. Bir anlatalım. Nasara fiil-i mazi demiştik. Yardım etti, yardım etmiş manasına geliyordu. Yen soru fiil-i muzari idi. İkinci kalıp. Nasran, Mastar gayrimi üçüncü kalıp. Nasırın ismi fail dördüncü kalıp. Bu şekilde gidiyor. Her birine sırasıyla 1, 2, 3, 4 diye rakam verebilirsiniz. Ve hemen altında bunların açıklamaları var. Görüyorsunuz. Peki bu resim, bunun adı neydi? Emsile-i Muhtelife. Kaydı açtım hocam. Şu an kaydı açtım. Farklı bir sistemle kayıt yapıyorum. Problem yok yani. Ne demiştik? Bu tablonun adı ne? Önce onu bilelim. Hani ezberledim diyen arkadaş var. Yarısını ezberledim diyen arkadaş var. Emsile-i Muhtelife. Yazılışı bu resmin hemen altında var zaten. Emsile-i Muhtelife. Emsile ne demek? Misaller, örnekler demek. Muhtelife, muhtelif, çeşitli, farklı farklı demektir. Farklı farklı örnekler verilmiş burada. Fiil-i maziye örnek, fiil-i muzariye örnek, mastar gayri mimine örnek, ismi faile örnek ve devam ediyorum bu şekilde. Çeşitli örnekler var. Şimdi fiil-i mazi neydi? Evvela şunu söyleyeyim. Şu an PDF'den görüntüyü görüyorsunuz da acaba bu nerede yani? Nereden bahsediyorum ben? Tabii ki her birinize bir link vermiştik hatırlarsanız. Ders kayıtlarının saklandığı sayfa diye. Şu an gördüğünüz şey orada yazıyor yani. Oradan alıntı yaptım. PDF'ye dönüştürdüm sadece. Dolayısıyla o linke tıklayarak çıktı aldınız. Çok güzel hocam. Aynen çıktı alıp ezber yapmak, çalışmak gerekiyor. Şimdi fiil maziyi anlatalım. Fiil mazi geçmiş zamanı ifade eden kalıbın adı demiştik. Mazi hani geçmiş manasına gelmekte. Türkçede de kullanılır. Aşağı yukarı herkesin bildiği bir kelime. Fiil mazi dili ve mişli geçmiş zamanı ifade eder. Dili derken mesela yazdı, uçtu gibi hem di, tı, tü olabilir. Hem di, du, du olabilir. Yazdı, kaçtı, uçtu. Değil mi? Tu da olabiliyor yani bu şekilde. Türkçe dil bilgisinde vardır zaten. Geçmiş zaman kalıbına bakarsanız oradan da faydalanabilirsiniz. Bir de mişli geçmiş zaman yazmıştı, kaçmıştı, anlamıştı, görmüştü gibi. Bu ikisini ifade ediyor. Burada örnekler verdik. Esasen fiil mazi bu iki şeyin dışında. Yani dili ve mişli geçmiş zamanın dışında bir de dua manası içerir. Örnek verelim. Yani çok meşhurdur. Çoğumuzun kullandığı bir cümle. Razıyallahu anh veya anha anhuma diye farklı farklı zamirler getirilebilir. Razıyallahu anh. Razıye oradaki razıye nedir? Fiil mazidir. Razı oldu. Di, du değil mi? Geçmiş zaman, dili geçmiş zaman yaptım. Razı oldu manasına gelir.
Razı'ya razı oldu. Kim? Allah. Razıyallahu. Allah razı oldu. Kimden? Anhu. O kişiden. Artık kimi kastediyorsak. Razı oldu diye bir haber veriliyor. Bir bilgi var. Ama oradaki razıya aslında dua manası veriliyor. Ve razı olsun. Kim? Allahu Allah. Allah ondan razı olsun manasına geliyor. Razı olsun. Oldu değil. Yani demek ki mazi fiil hem dua manası içerir, işte olsun, görsün, nasip olsun gibi hem dua manası içerir, hem dili hem de mişli, geçmiş zamanı ifade eder. Fiil mazi hakkında şu anlık anlatacaklarımız bunlar, ilerledikçe çok daha açılım illaki olacak. Fiil muzariden bahsetmiştik. Fiil muzari de hem şimdiki zamanı ifade eder, hem gelecek zamanı, hem de geniş zamanı ifade eden kalıptır. Yardım eder, yardım ediyor, yardım edecek şeklinde. Yardım ediyor, yani yor diye olduğunda, yardım ediyor, yazıyor, kaçıyor, anlıyor, yani yor geldiği zaman ne oluyordu? Şimdiki zaman oluyor. Ama yardım ederde olduğu gibi er, ar alırsa geniş zaman olmakta. Yardım eder, er almış. Yazmaktan yapsaydık yazar, ar olurdu. Kaçar, kaçarda mesela kaçma fiilinde ar oldu. Demek ki er, ar geniş zaman, yor şimdiki zaman. Türkçe dil bilgisi bunlar arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuzdur da bir tekrar etmiş oluyorum. Bu Arapçaya mahsus bir şey değil. Bir de ne var? Yardım edecek, ecek, acak takısı. Bu da gelecek zamanı ifade ediyor. Yardım edecek olabilir, yazacak diye olabilir, kaçacak, anlayacak, işte televizyon izleyecek gibi mesela. Ecek, acak yani. Bunları burada yazdık. Elbette fiil muzarinin gelecek zamana hasredilmesi, sadece gelecek zamanı ifade edebilmesi için başına sin harfi veya selfe gibi bir takım edatlar, harfler getirilmesi doğaldır, getirilmesi gerekir. Örnek vermiştik, bilmiyorum gündüz dersi miydi, akşam dersi miydi? Kur'an-ı Kerim'de bir sayfanın başıydı. Segulü süfehâ'u minen nâsi mâ vellâhum diye devam eden ayette. Seyegûlü. Başta ne var? Sin. Seyegûlü. Aslında ne bunun? Gâle fiil-i mazi. Yegûlü fiil-i muzari. Şu an muzari işliyorum. Yegûlü muzari. Ama başına sin eklenmiş. Yegulu değil de seyegulu. Ne oldu? Yakında diyecek. Yakında diyecek. Yani hemen değil. Orada sin olmasaydı sadece yegulu olsa diyecek olurdu. Yani pardon, der, diyor, er, ar veya yor olurdu. Başına sin geldiği için ecek, acak. Diyecek. Yakında. Veya selfe getirirsek ileride. Mesela selfe yegulu. İleride diyecek. Bir hafta olur, 10 gün olur artık. İleride yani çok yakın değil. Sin yakın geleceği ifade ederken sefe uzaktaki geleceği ifade ediyor. Demek ki fiil-i muzari direkt ecek acak manası alır mı? Almaz. Sin gibi, sefe gibi. Bunlar olumlular için. Olumsuz için mesela len örneğini vermiştik. Yensuru fiil-i muzari. Ne demek? Yardım ediyor. Len yensura yardım etmeyecek. Hatta kesinliklesi de var. Ecek acak aldı yani. Len olumsuzundan ötürü. Şu an anlattıklarımın %50'sini bile anlasanız bu güzel bir şey. Tamamını anlayamadıysanız problem etmeyin yani. Mastar gayrimimi. Mimsiz mastar demek. Mastar gayrimimi. Mim harfi kullanılmadan elde edilen mastar demek. Mastar Türkçe'de de var olan bir yapıdır. Yani dillerin, tüm dilleri bilmiyorum. Bildiğim bir iki tane dil var diyeyim. Yani Türkçe, Arapça. Mastar Türkçe'de de var, Arapça'da da var. İngilizce'de de vardı hatırladığım kadarıyla. Make, mak diye mesela burada örnek vermişiz. Yardım etmek. Bu etmek nereden geldi? Mastar olduğu için bunu ekledik biz buraya. Mastar gayri mimi kalıbında etmek yani make, mak var. Veya iş, uş. Ne gibi? Yardım ediş, mema, yardım etme eylemi. Bu şekilde çevrilir. Bunlar ileride oturur. Şu an siz yukarıda yazan ne varsa onu söylemeniz yeterli. Nasran, yardım etmek, yardım ediş. Bunu söyleyin geçin. Ama bunları da birkaç kere tekrar edin ki
neden bahsettiğimizin de farkına varabilirsiniz. İsmi fail, edici eden takısını almakta. Yazan, yazıcı, kazan, kazıcı, okuyan, okuyucu, gören, görücü. İşte buradaki edici eden takısı ismi fail olmasından geliyor. Yazma fiili olsa yazıcı veya yazan diye mana verilir. İsim mef'ulde miş, muş şeklinde eklemeler yapılır. Yardım edilmiş, yazılmış, okunmuş, açılmış gibi. Fiil-i muzari cahdi mutlak var. Bir de cahdi mustarak var. Bir arkadaş Talat Kılıç, tamam. Cahdi mutlakta mutlak olumsuz. Muzari fiilin mazi manasına çekilmiş halidir ama ne var bunda, bir de olumsuzluk var. Olumlu mazi fiil neydi? Mesela nasara ne demekti? Yardım etti. Olumsuz cevap yardım etmedi. Me, ma, olumsuzluk ekidir. Türkçede de böyle. Zaten Türkçe'ye çevirirken Türkçe dil bilgisinden yararlanmamız gerekiyor. Olumlu mazi yardım etti. Olumsuz mazi yardım etmedi. İşte bu kelime, bu kalıp her ne kadar muzari olsa da olumsuz mazi manası içermektedir. İşte fiil-i muzari cahde mutlakta olumsuz mazi manası içerir. Yardım etmedi, yazmadı. Demek ki medi madı diye çevireceğiz yani. Medi madı. Çizmedi, gelmedi, kaçmadı, medi madı. Bu kalıpta ifade edilen eylem veya düşünce olsun fark etmez. Bunda ne var? Süreç tamamlanmış. Anlatılan şeyin veya yapılan şeyin değişme ihtimali yoktur. Süreç bitmiştir. Oysa cahd-i mustarakta ne var? Bir beklenti söz konusu. Şu ana kadarki olumsuzluğu ifade ediyor. Süreç devam ediyor. Belki ileride değişiklik olabilir. Bu yüzden hala veya henüz veya hiç kelimelerinden yapılıyor olumsuzluk. Hala yardım etmedi, henüz yardım etmedi, hiç yardım etmedi, hiç anlamadı, hala anlamadı, henüz anlamadı, henüz ne bileyim kaçmadı. Yani henüz, hala, hiç. Bu üçünden faydalanarak söylüyoruz. Oysa bir üstteki yani cahd-i mutlakta hala, henüz, hiç bunlardan birini kullanmıyorduk. Cahd-i mustarakta ise kullanıyoruz. Fiil-i muzari nefi hal. Hangisi mesela, sayısına bakarak anlayabilmeniz gerekiyor. Fiil-i muzari nefi hal hangisidir? Ma yensuru. Fiil-i muzari nefi hal. F nokta M nokta nefi hal yazıyor. Kısalttık biz bunu. F'den kasıt ne? Fiili. M'den kasıt muzari. Gerisi nefi hal yazmış zaten. Bu şekilde tabloda her ne kadar anlaşılamasa da sırasıyla baktığımızda aşağıda açık bir şekilde yazdığını birkaç defa söylemiştim. Şimdiki zamanın olumsuzu. Nefi zaten olumsuzluk demek. Hal şimdiki demek. Fiil-i muzari nefi istikbal. İstikbal gelecek zaman demek. Gelecek zaman olumsuzu. Gelmeyecek, görmeyecek. Demek ki meyecek veya mayacak şeklinde. Kaçmayacak, gelmeyecek. Ecek, acak takısı alır. Fiil-i muzari tekit nefi istikbal. İstikbal yine gelecek demek. Nefi olumsuzluk demekti. Tekit kuvvetli demek, pekiştirme demek. Dolayısıyla burada yazıyor arkadaşlar. Kesinlikle veya mutlaka veya şüphesiz ki veya muhakkak ki ve benzeri yani manayı kuvvetlendirmeye yarayan herhangi bir kelimeyi tercih edebiliriz. Kesinlikle anlamayacak veya şüphesiz ki anlamayacak veya muhakkak ki anlamayacak. Bu şekilde mana verebiliriz. Kesinlikle okula gitmeyecek. Şüphesiz ki okula gitmeyecek. Veya kesinlikle yalan söyleyecek. Yani kesinlikleyi veya şüphesiz ki, mutlakayı, muhakkak kelimelerini katarak gelecek zaman olumsuzunu söylüyoruz. Emri gayet, emir zaten emretmek demek, demiştik bunu. Gayet üçüncü şahıs manasına geliyor.
Üçüncü şahıstan kastımızda yanımızda olmayan kişi. Hani gayip olan. Yanında olmayan bir arkadaşını düşün. Ona bir şey emretmek istiyorsun. Karşındakine dersin ki ona söyle şunu yapsın. Bu şekilde. O yardım etsin. O gitsin. O yanında olmayan kişidir. Üçüncü kişidir. Uzaktaki biri. Bir de nehi gayip var. Nehi yasaklama manasına geliyor. Yine üçüncü şahsa, yanımızda olmayan kişiye yasak koyma kalıbı bu. Gelmesin. Kim? O. Gitmesin. Kim? Yine o. İçmesin. Kim? O. Yani sen değil, buna dikkat edelim. O yapmasın bunu. Üçüncü şahıs. Burada hep o diyoruz. Gelmesin, gitmesin. Bunun ikili de yapabiliriz yani. Gelmesinler. O ikisi gelmesin. İki kişi de olabilir. Veya işte üçü gelmesin. O 20 kişi var ya hiçbiri gelmesin şeklinde. Çoğul içinde kullanılabilmekte bunlar ki zaten bu kalıpların her birinin çekimini yapacağız. Her birinin çekim elimizde mevcut. Yeri geldiği zaman onları size vereceğiz. Hatta toplu bir dosya ben koymuştum. İndirmiştir çoğunuz. İndirmeyen varsa da zamanı geldiği zaman dosyayı buradan beri link veririm. İndirirseniz her birinin çekimleri var. Emri hazır ikinci şahsa emir kalıbıdır. Karşımızdakine emir verirken kullanıyoruz. Karşımızda bir insan var, ona emrediyoruz. Yardım et, yaz, çiz, getir, ders çalış gibi. Hazır karşımızda olan kişi demek. Nehi hazır, nehi yasaklamak demekti. Hazır karşımızdaki kişi demekti. Öyleyse karşımızdaki kişiye yasaklama kalıbına nehi hazır diyoruz. İsmi zaman, isim mekan ve mimli mastar. Diğer bir adıyla mastar mimi. İsmi zaman, yapılan eylemin zamanını bildiren kalıptır. Ders çalışacak zaman. Mesela uyku vakti, çalışma vakti, iş zamanı. Bu tür deyimler, söylemlerde ismi zaman kalıbından faydalanmak mümkündür. İsmi mekan da yapılan bir işin mekanını ifade ediyor. Mastar mimi de mimli mastardır. Yani mimi olan bir mastar. Yine mek, mak şeklinde mana veriyoruz. Mim harfi kullanılarak elde edilen mastardır. Manası yardım etmek. Tıpkı nasran, mastar gayri mimin manası her ne ise mimli mastarın da manası aynı. Zaten tabloda yukarıda yazıyor. Üç kalıbın da yazılışı aynı. Burası biraz dikkat, yani dikkatli olun burayı anlamak için. Dikkat kesin arkadaşlar. Şu an üç kalıp var. Üçünün de yazılışı aynı olduğundan ne olmuştur? Tek kalıba indirgenmiştir bu. Mensarun denilmiş, mastar mimidir, ismi zamandır, ismi mekandır denilmiştir. Niye böyle olmuş? Aynı kalıp her biri. Bunun açılımı ne? Aynen şöyle. Mensarun, mastar mimi yardım etmek. Diğer kutuya geçeceksin. Mensarun, ismi mekan, yardım edilecek mekan. Diğer kutuya geçeceksin. Mensarun, ismi zaman, yardım edilecek zaman diye söyleyeceksin. Aslında bu nedir? Üç kutuluk yerdir yani. Üç tane şey var burada. Kalıp var. Bu yüzden buna ne diyoruz? Mastar mimidir. Bu bir kalıp adı. İsmi zamandır, ikinci kalıp adı. İsmi mekandır, bu da üçüncü kalıp adı. Kalıba göre de mana vereceğiz. Dün akşam aynen şöyle değinmiştim. Mensarun kelimesini farz edelim ki işte 500 yıl önce yazılmış bir ibarede rastladık mensarun. Bu kalıba rastladık. Bunu mastar mimi mi varsaymalıyız? İsmi zaman mı kabul etmeliyiz? İsmi mekan mıdır desek, ne desek? Cümlenin akışına bakıyoruz sağdan sağına sonuna. Buna eskiler siyak sibak derler. Cümlenin gelişi ve devam edişi. Sağ ve solu. Bunu mastar mimi saymaya uygunsa mensarunu mastar mimi sayarsın ve ona göre yardım etmek manası veririz. Mensarın kalıbının orada ismi mekan kabul etmek daha mantıklıysa, o şekilde gözüküyorsa, ismi mekan olarak gözükmüşse o zaman yardım edilecek mekan diye mana verirsin. Yani hangi kalıba uygun ise ona göre kalıp adı verilir ve mana verilir. Bu nasıl sayılmalı? Bunu ezbere sayarken şöyle yapmanız gerekiyor.
Mensarun mazhar mimi yardım etmek. Mensarun ismi zaman yardım edilecek zaman. Mensarun ismi mekan yardım edilecek mekan. Dediğinizde bu kutunun işi bitiyor. Diğerine geçiyorsun. Üç kalıp adı ve üç mana gerekiyor burada. Bazı arkadaşlar düşüyor mu geliyor mu ben anlamadım. Bazı aynı arkadaşlar birkaç defa alıyorum. İsmi alet, bu da ne? Minsarun. İsmi alet nedir arkadaşlar? Bir yani alet edevat, işte bu ne bileyim keser olur, tornavida olur. Bu tarz şeylerin kalıbıdır. Pek çok kalıbı var bunun yani. Hepsi de sonuçta ismi alettir de. Farklı kalıpları vardır. Tüm ismi aletler bu kalıptan gelmez. O yüzden şu an bildiğiniz bir şey varsa bu da nereden çıktı demeyin. Şu an bakıyorum bir arkadaş girmeyi düşünüyor. Çıktı vazgeçti. Tamam. Mastar binayı merre. Mastardır. Mastar dedik. Merre ne demek? Kez demek. Defa demek. Adet demek. Bir defa yazmak. Bir defa uçmak olur. Bir defa okumak olur. Bir defa konmak. Bir defa koşmak. Yani bir defa de gerisi kelimenin manasına göre oluyor. Mastar binayı nevi, nevi çeşit demek, tür demek. Öyleyse bir çeşit ders, bir çeşit eğlence, bir çeşit anlayış. Bir çeşit yani. İsmi tasgir, küçültme adı demiştik, küçültme ismi. Az yardım edici diye mana verebilirsin veya az yardım eden diye verebiliriz veya direkt yardımcık diye de mana verebiliriz. Nitekim Türkçe'de küçültme iki olarak cik, cik, cuk bu kullanılabilmektedir. İnsancık kullanılır mesela. Adam hem alay etmek için hem de küçültmek için. İsim mensup, aidiyet ifade eden kalıp. İşte ırk bildirebiliyor Türk gibi, din bildirebiliyor Müslümanlık, İslam gibi veya mezhep olabilir Hanefi gibi, mahalle olabilir falanca mahalle, şehir de olabilir şu şehirden şu şehre ait diye. Farklı şeyler olabilir. Sadece bunlar değil. Bunlar nedir? Bir örnektir. Aitliği bildiriyor. Mübalağa ismi fail. İsmi failin ziyadelik ifade eden kalıbıdır. İsmi failde ne vardı? Yardım edici, yardım eden diye ismi faili mana vermiştik. Onun mübalağa kalıbı bu. O yüzden çok yardım edici veya çok yardım eden. Şu çok nereden geldi? Mübalağa kalıbı olduğundan geldi. Mübalağa eşittir çok demek. Mübalağayı silersen, yani sadece isim fail kabul edersen, o zaman çoku da silersin, yardım eden yardım edici kalır. İsim fail olur yani. İsmi taftil üstünlük ifade eden kalıptır demiştik. Daha çok veya en çok diye tercüme etmekteyiz. En çok ders çalışan veya daha çok ders çalışan. Buna örnek olarak dün akşam neyi vermiştik? Ezandaki ekber kelimesine değil mi? Allahu, Allah nedir? Ekberu, en büyüktür. Ekber ismi tafdildir. Kebura, yekburu, 5. baptan ismi tafdil. Ve en çok, en büyük manasına gelmekteydi. Allah en büyüktür şeklinde. Ma ensarahu, fiili ta'cub evveldir. Evvel birinci demek. Ta'cub. Zaten fiili tacip ne demek? Hayret fiili demek. Hayret fiili. Hayret şaşkınlık, şaşırma. Bu şaşırma hem beğeniden kaynaklanabilir demiştik hem de beğenmemeden de kaynaklanabilir. Tiksinti de olabilir yani fark etmez. Ve ensır bihi fiili tacip sani yani ikinci hayret fiili. Sani ikinci demek. Şaşırma anlarında kullanılan kalıplardır. Fiil-i tacip evvel de saniydi. İkisi de şaşırdığımız esnada kullandığımız kalıplar. Arife İlahiyat Arapça kitabına göre mana bakımından aralarında bir fark yoktur. Ama eski kitaplara göre, klasik kitaplara göre aralarında mana farkı vardır. Bu ayrıntıyı da bilelim. Evet, böylece ders bitti sayılır. Dersin sonunda şöyle ezbere sayabilmelisiniz demişim ve yazmışım. Yazıyı okumaktansa birebir canlı örnek yapayım. Nasıl saymalısınız? Şu an ezberleyenler var zaten de. Ders kaydını düşünelim. Derse katılmayanlar, izleyenler olabilir.
Arkadaşlar bu verdiğimiz, buna ne diyorduk? Emsile-i muhtelife. Bir resim bu. Bunu şu şekilde ezberleyebilmeniz, ezbere saymanız gerekir. Nasara fiil mazi yardım etti, yardım etmiş. Yensuru fiil muzari yardım eder, yardım ediyor, yardım edecek. Nasran mastar gayrimimi yardım etmek, yardım ediş. Nasirun ismi fail yardım edici, yardım eden. Mensurun ismi mef'ul yardım edilmiş. Lem yensur fiil muzari cahdi mutlak yardım etmedi. Lemma yensur fiil muzari cahdi müstarak hala yardım etmedi veya henüz yardım etmedi. Ma yensuru fiil muzari nefi hal yardım etmiyor veya yardım etmez. La yensuru fiil muzari nefi istikbal yardım etmeyecek. Len yensura fiil muzari tekit nefi istikbal elbette yardım etmeyecek. Liyensur emri gaip yardım etsin. La yensur nehi gaip yardım etmesin. Unsur emri hazır yardım et. La tensur nehi hazır yardım etme. Mensarun mastar mimi yardım etmek. Mensarun ismi zaman yardım edilecek zaman. Mensarun ismi mekan yardım edilecek mekan. Minsarun ismi alet yardım edilecek alet. Nasraten mastar binai merre bir defa yardım etmek. Nisraten mastar binai nevi bir çeşit yardım etmek. Nusayrun ismi tasgir az yardım edici az yardım eden. Nasriyun ismi mensup yardım etmeye mensup yardım etmeye ait. Nessarun mübalağa ismi fail çok yardım edici çok yardım eden. Ensaru ismi tafdil daha çok veya en çok yardım edici veya yardım eden ikisi de olur. En çok yardım edici, daha çok yardım edici. Ma ensarahu fiil taaccüb evvel, acayip yardım etti. Ve ensır bihi fiil taaccüb sani, ne acayip yardım etti. Ders anlatımı bu kadar. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Sorusu olan varsa alalım veya ezber dinletecek arkadaşları dinleyelim. Orada mısınız? Evet arkadaşlar, söz hakkı isteyene verebiliriz. Sesli soru sorabilirsiniz, yazarak sorabilirsiniz. Talat Kılıç Hocam, bir önceki kayıt derslere ulaşamadık diye yazmışsınız. Aslında şu an sitede mevcut. Önceki ders dediğiniz bir test idi. Yani şu an ne yaptıysak aynısı vardı orada. Onu söyleyeyim evvela. Şu an ne işledim? Dün akşam da aynı şeyi işlemiştim. Yeni bir şey yani ulaşamadığınız farklı bir şey işlemedik. İşlediğimizi de çektik. Şu an sitede var zaten. Birkaç arkadaş indirmiş. Ses problemleri, görüntü problemleri var. Nitekim test idi, çok da önemli değildi. Şu an gerçek bir kayıt aldım. Tahminime göre bugün, yani bu gece yükleyeceğiz de 1 saat, 1,5 saat içerisinde. Ders bittikten sonra 1 saat, 1,5 saat içerisinde yüklemeyi planlıyorum. Bu gece yükleyeceğiz yani inşallah, problem çıkmazsa. Yarına kalmaz ve daha sağlam bir kayıt olacağını düşünüyorum. De ezber yapmış olan var mı? Ezber ben dinleteceğim diyen varsa dinleyelim. Veya sorusu olan varsa sorabilir. Yani açık şu an söz sizlerde arkadaşlar. Ben dinleteceğim. Sema Hocam dinletebilirsiniz. Aslında mikrofonunuzda bir sorun yok. Söz hakkı da almışsınız. Konuşmanız için bir problem yok. Ne sonra fiili mazi yardım etti, yardım etmiş. Yen soru fiili müzari yardım eder, yardım ediyor, yardım edecek. Nesran masdar gayri mimi yardım etmek. Nasirun ismi fail yardım edici, yardım eden. Mensurun ismi mef'ul yardım edilmiş, yardım olunmuş. Lem yensur fiili müzari cehd-i mutlak yardım etmedi. Lemma yensur fiil-i muzari cehd-i müstarak hala henüz yardım etmedi, hiç yardım etmedi.
Ma yansuru fiil-i muzari nefi hal, yardım etmiyor, yardım etmez. La yansuru fiil-i muzari nefi istikbal, yardım etmeyecek. Len yansura fiil-i muzari tekit nefi istikbal, elbette yardım etmeyecek. Li yansur emri gayip, yardım etsin. La yansur nehyi gayip, yardım etmesin. Unsur emri hazır, yardım et. La tensur nehyi hazır, yardım etme. Mensarun masdar mimi, yardım etmek. İsmi mekan, yardım edecek mekan. İsmi zaman, yardım edecek zaman. Minsarun ismi alet, yardım edecek alet. Nesraten masdar bina merre, bir defa yardım etmek. Nisraten masdar bina nevi, bir çeşit yardım etmek. Nusayrun ismi tazkir, az yardım edici, az yardım eden. Nesriyun ismi mensup, yardım etmeye mensup. Nesarun mübalağa ismi fail, çok yardım edici, çok yardım eden. Ensarun ismi taftil, daha çok yardım edici, daha çok yardım eden. Ma ensarahu fiili taaccüp evvel, acayip yardım etti. Ve ensir bihi fiili taaccüp sani, ne acayip yardım etti. Hocam gayet güzel ezberlemişsiniz, okudunuz yani. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim sana hocam. Başka bu şekilde okumak, dinletmek isteyen varsa söz hakkı verebiliriz. Diğer arkadaşlar, söz hakkı isteyenler var ama sesiniz gelmiyor artık. Mikrofonunuzda mı sorun var bilmiyorum. Şu an geldi hocam. Buyurun, söz sizde.